Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere tam tutan tarif mercimek köftesi yapacağım. En güzel yaptığım yemekler sıralamasında yer alan bir yemektir arkadaşlar. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Tam tutan, tam kıvamında bir mercimek köftesi tarifi şu anda yapacağız beraber. Tutturamayan herkesin bir kez yapmasını tavsiye ediyorum. Hemen yapımına geçelim. Öncelikle tenceremizin içerisine 2 su bardağı yıkayıp süzüp böyle tertemiz yıkayıp süzmüş olduğumuz mercimeğimizi ekleyelim. Bardak ölçüm standart su bardağı 200 ml. Daha sonra içerisine 5 su bardağı suyumuzu yani 1 litre suyumuzu ekleyelim. Ve orta ateşte ara ara karıştırarak 10 dakika boyunca yumuşacık olana kadar haşlanmaya bırakalım. Pakette satılan mercimeklerde 10 dakika yetersiz ya da fazla gelebilir arkadaşlar. Bu yüzden şu an size tam olarak kıvamını gösteriyorum kaşıkta. Böyle yumuşacık olması gerekiyor. Daha sonra içerisine 2 su bardağı köftelik bulgurumuzu ekleyelim. Bardak ölçüm tekrar aynı şekilde standart su bardağı 200 ml. Şimdi bunu alt üst yaparak güzelce hiç kuru yeri kalmayana kadar arkadaşlar iyice karıştıralım. Kuru bulgur hiçbir şekilde kalmaması gerekiyor. Kaşıkla üzerinde düzleyelim güzelce. Kapağı kapalı olacak şekilde 10 dakika şişmeye ve dinlenmeye bırakalım. Ocağımızın da altını kapatalım. Bu şekilde güzel bir şekilde dinlensin. Biz bulgurumuz dinlenirken tavamızın içerisine yarım çay bardağı sıvı yağını ekleyelim. Hemen içerisine küçük küçük yemeklik doğramış olduğumuz bir tane büyük boy kuru soğanımızı da ekleyelim. Bu ikiliyi orta ateşte ara ara karıştırarak hafif pembeleşene kadar kavuralım. Şu anda gördüğünüz rengi aldıktan sonra soğanımız yeterince kavrulmuş demektir. Bu kadar yeterli. İçerisine bir yemek kaşığı tepeleme dolu olacak şekilde domates salçası, bir yemek kaşığı tepeleme dolusu olacak şekilde de biber salçası ekleyelim. Bunları da 1-2 dakika güzelce kavuralım. Daha sonra içerisine tuz, pul biber, karabiber, nane, kimyon ekleyelim. Arkadaşlar tuz ve baharat miktarı sizin tamamen damak tadınıza bağlı. Dilerseniz sadece biber salçası, dilerseniz sadece domates salçası ile yapabilirsiniz. Baharatımızı birkaç tur karıştırdıktan sonra hemen ocaktan alıyoruz. Hala sıcak şu anda bulgurumuz, gerçekten sıcak. Ama bunun özelliği zaten sıcak sıcak yoğrulmasıdır. Sıcak olan 10 dakika yeterli bir şekilde dinlenmiş olan bulgurumuzu güzelce yoğurma kabımızın içerisine komple boşaltalım. Daha sonra içerisine bir kenarda kavurmuş olduğumuz sıcak sıcak salça soğan kavurmamızı da ekleyelim. Arkadaşlar ben sebzelerim ve bulgurum biraz parlasın diye zeytinyağı gezdirdim. Ekşiliğini çok beğendiğim için birazcık da nar ekşisi gezdirdim. Bir tane de limon sıktım ama dediğim gibi bu tamamen sizin damak tadınıza, evdeki malzemenize ve tercihinize bağlı. Dilerseniz hiçbir şekilde zeytinyağı gezdirmeyebilirsiniz. Dilerseniz nar ekşisi, dilerseniz sadece limon da sıkabilirsiniz. Tamamen size bağlı. Ama ben bu şekilde beğeniyorum. Tarifimi birebir yapmanızı da öneriyorum. Şimdi bu karışımı güzelce elimize eldiven takalım. Çünkü iç harcımız gayet sıcak dediğim gibi. Bunun özelliği sıcak sıcak yoğrulmasıdır arkadaşlar. Bakın şu anda size kıvamını da göstereceğim. Sakız gibi oluyor. Gerçekten çok güzel bir kıvam alıyor. Sadece 2 dakika yoğurmanız yeterli. Daha sonra içerisine bir tutam ince ince kıymış olduğumuz maydanoz ve 5-6 dal olacak şekilde ince ince kıymış olduğumuz yeşil soğanımızı da ekleyelim. Yaklaşık 5-10 saniyede bu şekilde yoğuralım. Amaç yeşilliğin her yere yayılması, dağılımını sağlamak. Yani çok aman aman bir karıştırmanıza, yoğurmanıza hiç gerek yok. Şimdi gördüğünüz gibi şu anda gayet güzel bir şekilde şekil vermek için köftemiz hazır. Pul biber miktarını azaltıp artırabilirsiniz. Eğer acı seviyorsanız acılı yaparsınız arkadaşlar. Benim için bir tatlı kaşığı yeterliydi. Şimdi dilerseniz servis tabağının altına marulu bu şekilde döşeyip üzerine iki elimizin arasına cevizden büyük parçalar sıkıp koyarak da yapabilirsiniz. Dilerseniz de arkadaşlar eğer doğum günü, özel gün ve günleriniz için farklı bir şekil istiyorsanız eğer bu şekli yapmanızı öneriyorum. Çünkü gerçekten şu anki yaptığım top halinde olanlar inanılmaz görsel olarak şık duruyor. Az sonra göreceksiniz. Dilediğimiz büyüklükte, küçüklükte avucumuzun içerisinde topları oluşturup yuvarlayalım. Servis tabağına dizelim. Üzerine minik minik kesmiş olduğumuz limonları da yerleştirip kürdanı ortasına batıralım. Gördüğünüz gibi bu şekilde gerçekten çok lezzetli ve görsel olarak da çok şık duruyor. Umarım bu tam tutan tarifimi sizler de beğenirsiniz. Hoşçakalın.